Play-Doh. Bugünlere çocukların severek oynadığı oyun hamurunda kazara bulunmuştu. Cleo isimli kişi macun bazlı bir temizleyici bulmaya çalışıyordu. Macun tarzını bir karışım yaptı. Cleo'nun oğlunun bu macunu modelleme yaparak bugünkü oyun hamuru keşfedilmiş oldu. Velcro, cırt cırt. Bugün ayakkabılarımızda kullandığımız cırt cırt bundan yıllarca önce İsveçli elektrik mühendisi George tarafından bulundu. George bir gün köpeğiyle dolaşmaya çıktı ve eve geldiğinde köpeğin bacaklarında duvar rotlarının olduğunu görüyor ve bunların nasıl takılı kaldığını merak eden George bu otları incelemeye başlıyor. Mikroskopunda inceleyen George otların ucunun minik kancaların olduğunu görüyor. Bunu laboratuvar ortamında geliştirerek bugünkü cırt cırtı icat ediyor. X-ray. 1985 yılında Alman fizikçi William Röntgen garajında gaz ve şarj tüpü içinde elektron ışınlarıyla deneme yapıyordu. Bu esnada laboratuvarda yer alan bir floresan ekranın parladığını fark etti. Floresan malzeme elektromanyetik radyasyonla ışıldama yapıyordu. Diğer yandan Röntgen'in tüpü kalın siyah kartona sarılıydı. Yani radyosunun büyük bir kısmı blok edilir olmalıydı. Scotch Guard. Asıl amacı jet uçaklarının yakıtlarında etkilenmeyecek bir madde yapmak istiyordu. Çalışmalarına devam ederken yaptığı madde yanlışlıkla ayakkabısının üzerine döktü. Bir süre sonra ayakkabısının üzerine madde döküldüğü tarafta dökülmeyen taraftan daha temiz olduğunu fark etti. Böylelikle günümüzde temizlik ürünleri bulundu. Penisilin. 1929 yılında Alexander isimli kişi bir bakteri dolu dümenin üstüne alıştırma yapıyordu. Bir şeyin bakteriyi öldürdüğünü fark etti. Aslında onun aradığı bakterileri çoğaltmaktı. Kazara bulunduğu bu sonuç penisilin icadından başka bir şey değildi. Alexander Nobel ödülü kazanırken hala salgınlara karşı kullanılan 100 yıllık bir ilaçtır. Plastik. 1907 yılında Leo Hendrik sentetik bir oyuncak yapmaya çalışıyordu. Çeşitli polimerleri bir araya getirerek garip bir alaşım elde etti. Bugün plastik dediğimiz ve hayatımıza her alanda kullandığımız ürün tamamen kazara ortaya çıkmıştır. Post-it notlar. Spencer isimli kişi 3M firması ile çalışıyordu. Kağıt üstünde kullanılan bir bant türü üzerine çalışıyordu. Bu yapıştırıcı yanlış yaptım diye düşünürken kağıtlara yapıştığını ve kağıtların başka notlara rahatlıkla yapışık çıktığını fark etti. Böylece post-it notları kazara vurmuş oldu. Mikrodalga fırın. Mikrodalgalarla pişirme fikri ilk kez Fancy Spencer tarafından radar olarak kullanılması planlanan magnetronun keşfedilmesiyle 1945'li yıllarda başlamıştı. Spencer, radar dalgalarıyla deney yaparken cebindeki çikolatanın erimesiyle mikrodalga enerjisinin yiyecekleri ısıtabileceğini keşfetti. 1947'de bu buluşun patentini almış ve ilk mikrodalga fırını 1,8 metre boyunda ve 340 kilogram ağırlığında olarak tasarlanmıştı. Evlerde kullanılan ilk mikrodalga fırınlar 25 Ekim 1955'te Tapman şirket tarafından satışa çıkarılmış olup günümüzde ABD'de yaklaşık olarak 80 milyon mikrodalga fırının olacağı tahmin edilmektedir. Günümüzde sağlıksız olduğuna dair iddialar da artarak devam etmektedir. Patates cipsi. George isimli aşçı müşterisinin isteği üzerine patates kızartması yaptı. Fakat müşteri bu patates kızartmasının çok büyük olduğunu söyleyerek onu azarladı. Buna çok sinirlenen George patatesleri inanılmaz derecede küçük doğrayarak kuruyana kadar fırında kızarttı. Bu şekilde patates kızartması bulunmuş oldu. Kalp bilim. Wilson isimli kişi 1958 yılında Cornell Üniversitesi'nde kalp sistemini kaydeden bir cihaz üzerine çalışıyordu. Yaptığı cihaza yanlış parçayı çıkaran Wilson cihazı çalıştırdığı normal bir kalp gibi atmaya başladığını fark etti. Üzerinde 2 yıl daha çalışarak bugünkü kalp pilini icat etti.